Alo. İyi bilmişim senden. İyiyim ben de canım. Denize iniyorum şimdi. Otel güzel, çok beğendim. Ama sanki biraz müşteri kalitesi düşük gibi. Hmm, evet. Aynen öyle. Erdem nasılsın? İyiyim. Emin misin? Pek iyi görünmüyorsun. Yok, hayır, hiçbir sorun yok. Gayet iyiyim. Gerçekten çok iyiyim şu anda. Asıl sen nasılsın? Seni çok merak ettik. İyiyim. Tamam, dikkat et kendine. Tamam, sen de dikkat et. Volkan, kız arkadaşını teşrif edemedi bir türlü. Var mı öyle biri? Var Çağla'cığım. Hatta şu an tam arkanda duruyor. Yok artık. Aa. Aslı. Çağla, Burhan kız arkadaşı. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Eda, kız kardeşim. Merhaba. Çok memnun oldum. Ben de öyle. Barış. Merhaba Aslı'cığım. Merhaba. Burak'ı zaten tanıyorsun. Maalesef. Ne haber Aslı? İyidir. Siparişinizi getirdim efendim. Hayır, Burak'ı görmeye gelmedim. Beni görmeye geldi. Biz tekrar birlikteyiz. Hadi gidelim. Ne? Aman sen yanımda olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Dilim tutuldu sanki, hiçbir şey söyleyemedim. Ya Aslı, ağlama artık lütfen. Ben seni ağlatıkça kendimi daha kötü hissediyorum. Geçti bitti. Volkan sana çok teşekkür ederim. Yani beni orada o şekilde koruman o kadar değerli ki benim için. Benim yüzümden de yalan söylemek zorunda kaldım. Ben bu durumdan hiç şikayetçi değilim. Hiç masum kız havalarına girme. Ben senin ne mal olduğunu gayet iyi biliyorum. Sen Burak'ın yalanlarına ortak ettiği bir oyuncaksın sadece. Bense onun evleneceği kişiyim. Bunu kafana iyice sok. Boş hayaller kurup benim yerime geçebileceğini düşünme bile sakın. Senin gibi üçüncü sınıf mahalle kızlarıyla Burak ancak birkaç gün gönlünü eğlendirir, o kadar. Selda Hanım iyidir, hoştur ama oğlu söz konusu oldu mu asla kimsenin gözünün yaşına bakmaz. En ufak bir şeyde sizi de beni de kapının önüne koyar. Bunun daha fazla sürmesine izin veremem. Buna bir son vermem lazım. Hadi güzel sevgilimin fotoğraflarını çekeyim. Bir gören olursa. Merak etme, ben seni saklarım. Thank you.
Aslım. Aslım. Bugün çok yoruldum nedense. Bitmedi mi işin anne? İstiyorsan ben yardım edeyim sana. Selda Hanım'la Nihat Bey yemeklerini yediler. Kahvelerini de içtiler. Herhalde artık bir şey istemezler. Ay. Aa. Aslım. Ya şu elbisemin lekesi için suya basmıştım. Onu bir durulayıp asar mısın çocuğum? Tamam anneciğim. Çamaşır odasında. Dur aşkım benim ya, benim Eftel. Eftel'iz Erdem ben, hayatım Erdem ben ya. Kim olduğunuzu görüyorum herhalde. Yalnız yatağımda ne işiniz var? Esti gece böyle, üşüdüm. Ürperti geldi, ben de yanına geldim. Yazın ortasındayız Erdem. Daha iyi bir bahane bul bari. Abin geldi. Ne yapacağız? Erdem bir sakin olur musun? O telefon kapı değil. Kapı gibi çalıyor ama. Yatayım. Aslı? Alo Gonca, uyuyor muydun? Hayır canım, uyumuyordum. Ne oldu? Sesin çok kötü geliyor. Ya ben işi bıraktığımı haber vermek için aradım seni. Ya Aslı saçmalama ya, niye? Ya ben oraya daha fazla gelemem. Ya Çağla ile karşılaşırsam? Ya benim orada çalıştığımı bilirse gerçekten orada kıyamet kopar. Anladım canım. Haklısın aslında. Sen bilirsin. O zaman ben kulübe gittiğimde senin işten ayrıldığını söylerim. Tamam canım. Ben de şimdi bu Okan'ı arayıp haber vereceğim. Benden duyması daha iyi. Tamam canım. Öpüyorum o zaman. Konuşuruz. Görüşürüz. Sana haber vermek istedim. Yaşananlardan sonra hala kulüpte çalışmam uygun olmazdı. Bugüne kadar benim için yapmış olduğun her şey için teşekkür ederim. Ah Burak, ah. Hepsi senin yüzünden. Canım ya, bizimle de aslında böyle yan yana çok yürümeyelim. Sen ne yapacaksın bugün? Bugün şu üstümdekilerden bir kurtulacağım acilen. Ondan sonra da iş bakacağım canım. İyi bakalım. Bakacağım. Önce bunlar sana niye bakayım? Onlar bana değil, sana bakıyor onlar. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. 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 Düştüğüm hale bak ya. Benim acil şunlardan kurtulmam lazım. Şuna bak, şuna. Allah'ım yarabbim. Bir dakika lütfen. Geldiğinizi haber verin. Bekleyin lütfen. Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz galiba. Biliyorum. Ama yine de Burak Bey'in kesin talimatı var. Sen yine ne işler karıştırıyorsun Burak? Tamam. Hemen arayıp haber ver geldiğimi o zaman. Efendim? Burak Bey, Çağla Hanım geldiler. Çağla Hanım mı? Bekletin. Bekletiyorum. Tabii efendim. Çağla Hanım. Burak Bey, Çağla Hanım bahçeye doğru gidiyor şu anda. İsterseniz hemen müdahale edeyim. Tamam. Bırakın gelsin. Bakıyorum artık telefonlarımız da açılmıyor. Neredeyse eve bile alınmayacağız. Hoş geldin Çağla.
telefonunu açmayınca seni merak ettim. İyiyim ben Çağla. Merak edecek bir şey yoktu. Ama ben hiç iyi değilim Burak. Biraz konuşalım mı? Olur, konuşalım. Beni ne kadar üzdüğünün, kırdığının farkında mısın? Dün gecenin hala etkisinden çıkamadım ben. Çağla, ben seni kırmak istememiştim ama... Ama ne Burak? Ben senin kaç yıllık sevgilinim. Ne kadar kolay senin için. Bu yaptıklarına hala inanamıyorum. Çağlacığım bak, bunları seninle konuşmak benim için de kolay değil. Ama görüyorsun işte, olmuyor, yürümüyor. Olmayan ne Burak? Sana daha fazla ümit vermek istemiyorum. Burak, ben seni çok seviyorum. Bunun daha fazlası yok ki. Tamam, haklısın. Belki de daha önce oturup bunları konuşmalıydık. Ama ilişkimiz ciddiyete büründükçe olamayacağımızı daha iyi anladım. Bak, biz birbirimizden gerçekten çok farklıyız. Bunu şimdi mi anladın? Ben bugüne kadar senin bütün her şeyine anlayışla yaklaştım. Dün gece bile ailelerimiz fark etmesin diye hiçbir şey belli etmedim. Ama artık fazla ileri gidiyorsun. Üzgünüm Çağla ama böyle hissediyorum. Başka biri mi var? Bunu da nereden çıkardın ya? Davranışlarından başka bir şey anlayamıyorum çünkü. Bunun başka biriyle ilgisi yok. Kabul etmeni beklemiyordum zaten. Ama şunu bil, 3 gün gönlünü eğlendirirsin, sonra kürkçü dükkanına geri dönersin. Çağla, zannettiğin gibi bir şey yok. Daha fazla inkar edip beni aptal yerine koyma Burak. Ben bunun peşini bırakmam. Bizler sıradan insanlar değiliz. Bizim birlikte olduğumuzu tüm ülke biliyor. Eğer o kız da bunu bile bile seninle birlikte oluyorsa, o da bunun bedelini öder. Çağla, saçmalıyorsun şu an. Lütfen sakin olur musun? Sakin falan olamam Burak. Saçmalamıyorum. Şu an çıldırmam an meselesi çünkü. Sen de çok iyi biliyorsun ki benim için senden başkası olamaz. Biz birbirimize aitiz. Lütfen. Birbirimizi daha fazla yorup yıpratmayalım. Tamam mı? Çağla. Seni kırmadan bunu nasıl yapabilirim bilmiyorum ama... Ama mı? Sen hala bana ama mı diyorsun? Ben sana artık hiçbir şey söylemeyeceğim Burak. Sen lütfen biraz yalnız kalıp düşün. Ayrılmamız gibi bir şey söz konusu olamaz. Benimle zorla mı birlikte olmayı düşünüyorsun Çağla? Önce ilişkimizin başlamasına nasıl karar verdiysek, bitişine de öyle karar vereceğiz. Sen bugün bu konuştuklarımızı yalnız kalıp iyice bir düşün. Ailelerimize bu durumu yansıtmak istemiyorum. Sakın buna beni mecbur bırakma. O zaman üzülen taraf sadece ben olmam.
Aslı! Burak! Bak ne yapıyorsun sen ya? Sessiz olsana. Aslı! Aslı, sen beni bırakıp niye Volkan'la gittin? Ya Burak yalvarırım sessiz ol. Olmayacağım. Hem sen eğlencene geri dönsene ya. Artık bu saate kadar kimle eğlendiysen. Sen kıskandın beni. Ya ben seni ne kıskanacağım ya? Şaşırdın herhalde. Tamam. Aslı, çok seviyorum be. Burak, bak yalvarırım gir içeri ne olursun. Bir gören olacak ya. Tamam. İzin ver, içeri gireyim. Burak, leş gibi kokuyorsun. Saçma. Nasıl yaparsın? Nasıl? Yalan mıydı her şey ya? Yalan mıydı? Burak! Oğlum neyin var senin? İyi misin? Neyin var? Baba. Baba ben Aslı'yı çok seviyorum. Bunu bana nasıl yaptı baba? Neden? O kadınla nasıl işbirliği yaptı? Tamam oğlum. Sen üzülme. Lütfen. Olur mu? Yok baba. Ben bunu kendime yediremiyorum. Yani onun için sizi bile karşıma aldım. Kaç yıllık ilişkimi tek kalemde sildim. Bambaşka biri oldum baba. Onunsa her şey yalanmış. Nefret ediyorum ondan baba. Nefret. Geçecek oğlum. Geçecek. Aşkın da geçecek, nefretin de geçecek. Her şey geçecek. Hadi merak etme sen. Hı? Yok oğlum. Aşkın geçebilir. Ama nefretin asla. Peşini bırakmayacağım. Yaptığın hesabını vereceksin. O yaptığın dahiyane plan hiçbir işe yaramadı Çağla. Volkan'cığım, sakin ol lütfen. Ne oldu?
Ne demek sakin ol Çağla? Aslı teklif ettiğim parayı kabul etmedi. Zaten ben böyle bir şey olmayacağını nasıl düşünmem ya? Bir de üstüne bu teklifimi hakaret olarak algıladı. Her şeyi berbat ettim. Bütün aramız bozuldu. Bence parayı az bulmuş olabilir. Belki de 10.000 lira teklif ettin diye bozulmuştur. Ağzından çıkanlara dikkat et Çağla. Aslı hakkında böyle konuşmayacaksın. Ay, tamam tamam. Bak ne diyeceğim. Aslı'nın tasarımı birinci olmuş. Yarın lansman ve parti düzenlenecek. Gerçi annem herkesi çağırmıştır ama gelmek ister misin diye sorayım dedim. Çağla sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne demek birinci oldu ya? Ben sana ne demiştim? O kızın tasarımı birinci olursa ne yapacaksın demedim mi? Çok büyük bir hata yapıyorsun. Bu işin altından öyle kolay kolay kalkamayacaksın. Vallahi ben gayet rahatım Volkan'cığım. Çünkü Aslı bunu fazlasıyla hak etmişti. Ona geldiği yerde öğretmediler galiba. Başkasına ait olana göz dikilmez. Ben kötü bir şey yapmadım. Onun anlayacağı dilden cevap verdim sadece. Bana kızmayı bırak artık. Aslı senin gözünü kör etmiş. O bana ne yaptıysa ben de ona aynını yapıyorum. Biliyor musun kazana 10.000 lira para ödülü varmış. Ben o parayla var ya annemi o evden taşır, üstüne birkaç ay da geçinirim. Aslı, şu pastaneyi de bir oturttuk mu? Ay inşallah Gonca. Ay. Nasıl oldu? Dur bakayım. Kızım, bunların hepsi çok güzel. Ya güzel de, ya benim aklımda başka fikirler de var. Onları da yapmam lazım. Kızım, ben senin bu yeteneğinle kesinlikle bir yere geleceğine inanıyorum. Yani zaten bu devirde çalışmayan ekmek yok. Sen de çalışıyorsun, didiniyorsun. Önünde sonunda ben senin mükafatını alacağını biliyorum. İnşallah Gonca ya, ağzından bal damlıyor vallahi. Artık işimiz de, aşkımız da hazır bizi bekliyor. Bak, sofra da hazır. Hadi. Bu ne ya? Düğün falan mı var acaba? Aha, Aslı yok. Yok şey bu şey. Bu bizim Erdem'le bizim şarkımız. Yoksa Erdem mi geldi? Erdem miymiş? Evet. Deli bu çocuk ya. Sadece benimki mi deli acaba? Bir gel de bak istersen. Nasıl kız? Gel gel. Burak. Gelsenize. Ay yok gelemeyiz. Ya Gonca'nın abisi gelir birazdan. Hadi siz gidin yürüyün. Gonca'nın abisi gelsin ya, ne olacak? Hadi gelin. Ya Erdem, kimisi siz de azıcık kıssanıza ya. Tüm mahalleliği başımıza toplayacaksınız. Ne var canım Allah aşkına? Serenat yapıyoruz burada. Değil mi Burak? Hadi kanka. İstersen yak, savur, dağıt beni yarala. Al bütün varım, yolum senindir. Ben yazdım seni diğer yarıma. Burada. Oğlum niye cevap vermeye çalışıyorsun? Bassana gaza. Doğru. Ulan R'ye taktım. Ulan. Ulan bir daha sizi burada görürsem vururum lan ikiniz de. Defolun. Gonca girin kız siz de içeri. Abicim vallahi bizim bir suçumuz yok. Biz öyle sesi duyduk da ondan çıktık. Bak hala konuşuyor. Girsenize kızım içeri. Thank you.
Seni seviyorum Gonca. Ben de seni seviyorum Aslı. Ay çattık mıdır nedir ya? Deli mi bunlar? Hayır yani biz yüz vermedikçe, reddettikçe bunlar iyice zıvanadan çıktı. Hayır yani abicim gerçekten biz hiç yüz vermiyoruz. Hiç yerini yapmıyoruz. İnan olsun. Bir daha bu taraflara gelsinler. Bir daha gelsinler bu taraflara. Gör bakalım o zaman neler oluyor. İkisinin de kemiklerini kırmazsam bana da Mehmet demesinler. Duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.